Herkese merhaba. Fışık North Atlantic'in ilk videosundayız. Fışık Belgesel'in devam oyunu. Miss Games tarafından geliştiriyordu biliyorsunuz. Unreal Engine'de yapılmıştı. Bayağı beğenmiştik. Ben oyunu çok oynamıştım. Sistemini çok sevmiştim ama su shader'ları falan iyi değildi orada. Su fizikleri iyi değildi. Şimdi biraz daha iyi yapmışlar. Her anlamda oyun biraz daha iyi olmuş. Çünkü takım büyümüş. Daha fazla insan gelmiş. Daha fazla iş ortağı var. Zaten diğer oyunda da gerçekteki işte balıkçılık endüstrisindeki firmalar destekliyordu. Gerçek gemiler, gerçek balık avlama teknolojileri falan vardı. Bunda daha da iyi olmuş. Nova Scotia'da geçiyor. Yani Kanada bölgesinde, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda geçiyor. 26 farklı tekne var, gemi var balık avlamak için. Orada tabii yine farklı teknolojiler var. Bunları geliştirmişlerdi. Diğerinde de öyleydi. Troll balıkçılığına kadar bir sürü şey vardı görmüştük. Ben aşama aşama hepsini oynamış, zaten videolar çekmiştim. Çünkü bayağı keyif almışım ben o oyunda. Bunda da aynı özellikler var. Birçok şey geliştirilmiş, birçok şey yine değiştirilmiş diğerine göre. Şöyle bir şey oldu, Miss Games yatırım aldı. İskandinavya'da bir İsveç firması mıydı? Öyleydi galiba o. O firmadan yatırım aldılar. O firma da Embracer Group'a bağlı. O firma aslında şeyin sahibi. THQ Nordic'in ve yine Saber Interactive'in ya da diğer böyle birkaç tane büyük firmanın da sahibi aynı zamanda. Ondan satın almıştı. Yani güzel bir şey. Astrogon'dan ayrıldılar zaten. Tek başına çıkarıyorlar bu oyunu şu an. Diğer oyun konsola kadar çıkmıştı. İyi olmuştu. Bu da herhalde bundan sonra öyle olacak. Şu an Steam'de fiyatı belli değil ama 16 Ekim'de çıkacak oyun Cuma günü. Türkçe dil desteği var. Türkçe dil desteği biraz garip. Bazı cümleler falan. Her neyse. Grafiklerde yeni görsel efektler kullanılmış. Harita tasarımı, liman tasarımı daha iyi. Daha fazla gemi kullanılmış. Ondan sonra görsel efektler derken yansımalar, gölgeler, gemi modelleri, su shader'ları başta olmak üzere ışıklandırma, aydınlatma, yani gece gündüz döngüsü gibi şeyler geliştirilmiş. İyi olmuş yani. Biraz performans çalışıyor bende ama hani sizde nasıl olduğunu bilemiyorum. Takım burada kredis kısmında zaten görüyorsunuz. Yeni iş ortaklığı hani onlar bayağı faydalı olmuş bu simülatörün geliştirmesinde. Yani gerçekteki firmaların etkisi var burada. O yüzden zaten önemliydi. Bak, markaları görüyorsun. Bu markaların tekneleri, gemileri var. Teknolojileri var bu simülatörde. Bu da özel bir şey. Yatırımcı firma zaten Amplifier Game Invest. Orası Embracer Group işte yine aynı şekilde. Onlar. Radyo da eklemiş. Müzik dinleyebiliyorsunuz artık teknelerde. Şimdi yeni bir kariyere başlayacağız. Bob Jackson demiş. Adımızı yazalım buraya. Daha çok şey konuşuruz, anlatırız da ben oynamak istiyorum bunu. Gerçekten devam etmek istiyorum. Diğer gemileri denemek istiyorum. Çünkü ben seviyordum diğerini de. Çok oynamıştım. Bunu da o şeyde oynayabileceğimi gördüm. Birçok şey iyileştirilebilir. Gerçekten ben iyi olmasını istiyorum. Özellikle su shader'ları, o fiziklerini biraz daha görsel efektin iyi olması gerekiyor. Suyun köpürmesini eklemiş ama gemiyle bu tekneyle arasındaki o efektleri de iyi yapmaları gerekiyor. Çünkü çok önemli. Hızlı seyir, fast travel olayı var. Yani seçiyorsunuz, oraya hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Balık donanım yardımcısı açık. Liman devriyesini yaptığınızda liman bölgesinde çıkana kadar altın atın üzerine çıkamıyorsunuz. Hızınızı çıkaramıyorsunuz. Çıkarsanız $300 ceza veriyor size. Öyle devam ettiğiniz sürece. Eğitimle başlayacağız. Kılıç balığı avlayacağız küçük bir tekneyle. Ve hemen geldik. Yükleme ekranı da bayağı hızlı olmuş. Dediğim gibi İlk oyun, ilk tecrübe. Yeni oyunda birçok şey elbette daha iyi oluyor. Normal bir şey ama şu var. Simülasyon oyunları günümüzde nedense bazı türlerde ikinci oyun ilk oyundan daha da iyi olamıyor. Birçok şeyin yeni yapıldığı için ikinci oyunda da yeni teknolojiler kullanıldığı için yine bir şeyler sıfırdan başlıyormuş gibi oluyor. Bu maalesef değişmiyor. Daha büyük takılma lazım bunun için. Ya bu oyun multiplayer olsa çok çok oynanacak biliyorsunuz. Yani hatta deniz trafiği eklemişler buraya. Bir sürü gemi var etrafta balık avlayan. Gerçekten bir sürü gemi var. Harita zaten çok büyük. 200'de 300 km boyutunda. Yani multiplayer olsa belki bir sonraki oyuna, artık üçüncü oyuna. Üçüncü oyunda mümkünse şey de yapın yani, gemi, yük gemisi olsa aslında. Çünkü başka firma yok ki. Gerçekten yok. O yüzden de bu oyunu önemsiyorum. Dead is Catch the Game çıktı. Üsran. İyi olması gerekirken üsran yani. Hayal kırıklığı oldu Dead is Catch the Game. Bu var şu an elimizde oynayabileceğimiz oyun. Bir şeyler de iyileştirmiş. Çıktığında alabilir misiniz? Evet, alabilirsiniz. Bence şu an şimdiden söylemek lazım. Çünkü Fishing Bergsey'i almak yerine bunu almak daha mantıklı. Çünkü bir şeyler daha iyi olmuş. Ama başka bir alternatif bulamıyorsunuz maalesef. Şimdi ya bu gemi, ilk teknemiz bu zaten. Bak yansımaları falan, böyle gölgesini falan görebiliyorsunuz suyun üzerinde. Suyun üzerindeki yansımalar zaten aynı şekilde artırılmış. Ben bunu merak ediyordum. Yani çünkü diğer oyunda çilesini çekmişim. Çok tepki göstermiştim. Burada iyileştirmiş. Biraz daha suda giderken gittiğinizi anlıyorsunuz. Ve teknenin davranışı da biraz daha oturaklı olmuş, düzgün olmuş diyelim. Elbette daha fazlasını istiyorum. Bunu herkes istiyor. Bak motoru görüyorsunuz şimdi. Bastığım an aşağıya böyle nasıl şekilde iniyor. Böyle bir eğitim modu bu. Hemen B'ye geçelim. Burada yeni kontroller
Var zaten diğer gemilerden, denemedik ama biliyorum diğer oyundan. Arttırılmış mutlaka bir şeyler. Şimdi tekneyi kullanmayı durduralım böyle. Tamam. Yaz gazda gidiyor şu an bu ya. Ya böyle hafif parlaklık ve böyle sanki burun var burada. Bunu herhalde düzelteceklerdir. Bak böyle baktığınızda güzel bir görüntü karşılıyor. Sürüyoruz burada da. Ya güzel olmuş yani, bu dalgayla dalgın üzerinde olduğunuz teknede hissediyorsunuz. Güzel olmuş. Daha da iyileşimli ya, ben gerçekten de böyle 10 kişi olsun en iyi su fiziğini, en iyi su shader'larını böyle efektlerini uygulasına istiyorum. Evet, buraya gideceğiz. Festival yapabilirsiniz bu şekilde. Ardından böyle gidiyor. Yeni ortalar çizebilirsiniz, ona göre gidiyor. Derinliği zaten görüyorsunuz burada. Solda balık türünü görüyorsunuz. Hatta böyle balık türünü orada gördüyseniz oraya atıyorsunuz resmini. Onu silelim. Hatta bardan ipucu alıyorsunuz. Diyor ki şu noktada 7 gün önce kılıç balığı gördüm. Oraya gidiyorsun. Orada sonra kılıç balığı alıyorsun. Satıyorsun limana gelip. Yine aynı özellikler var yani diğerinden kalan. Yeni şeyler de elbette eklenmiştir. Burada zaten şey var ama ben arayüzü pek sevmedim biliyorsunuz. Çünkü değiştirmiş baya. Biraz daha böyle kolay erişilsin istiyorum ben arayüze. Daha minimal olsun tasarımı. Böyle tam ekran pek iyi olmuyor. O yüzden. Çünkü şey de vardı burada, bu management tarzı iyiydi bu oyunda, ben o yüzden sevmiştim. Çünkü gerçekten bir balıkçı gibi hissedebiliyordun, gemilerini geliştirebiliyordun, yükseltebiliyordun, yeni özellikler koyabiliyordun, mürettebat alabiliyordun ve hani o role baya baya giriyordun. Sezonlar vardı, yine var, cezalar vardı, şimdi daha da gelişmiş. Yani şu an alabileceğiniz maalesef bir şey olarak söylemiyorum. Çünkü yok başka. Tek böyle gemiler, teknelerle balıkçılık simülasyonu bu. Balık avlama simülasyonu bu maalesef. Alternatifler çoğalsa, biraz daha kızışsa bu rakipler arasındaki rekabet, maalesef o öyle olmadığı için tek bir oyuna muhtaç kalıyorsun. Çünkü onun da olması, başka oyunlarda olması, başka bir rakiplerin çıkması sektörü daha da iyi hale getiriyor. Mesela bak burada bir sürü marka var, bir sürü firmalar var, iş ortakları var. Bunların etkisi var bu simülatörde ve bunların etkisini sen her yerde görebiliyorsun aslında. Çünkü hatta videolarda birkaç defa böyle gördüm. Gerçekten bu işi yapanlar da yorum atmıştı. Hatta yine bu videolarda atabilirsiniz. Hani oynayacak olan da varsa mesela. Buradaki balık tutma yöntemlerini, avlama tekniklerini değerlendirsin, yazsın mutlaka. Çünkü gerçekten öyle yabana atılacak işler yok bu simülatörde. Gerçek firmalarla çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani inanılmaz iyi bir şey yani. Burada okuyabilirsiniz her şeyi. Ben de buradan yararlanacağım yine giderken. Görevler, yine sevkiyat görevleri falan vardı. Keşke böyle devasa kuru gemileri olsa değil mi? Burada oynayabilsek. Yok işte, onu yapsalar ya keşke bir sonraki oyunda böyle multiplayer'le beraber. Şimdi haritada bir nokta var, oraya gideceğiz. Hemen. Zaten önümde, hemen ilerliyorum. Gemilerde kontrol diğerinde var da hani ne bileyim, bir şeyler daha iyi olsun istiyoruz her zaman. O çabamız var. Yani o şey iyi olsun. Bak etrafta bir sürü gemi var, görüyorsunuz şu an. Tekrar göstereyim böyle deniz trafiği. Sürekli dolaşıyorlar, balık avlıyorlar gerçekte olduğu gibi. Büyük bir haritada. Oralara siz büyük gemilere tabii gideceksiniz. Yengeç avlayacaksın, işte istakoz avlayacaksın falan, böyle gideceksin. Onları da yolda görüyorsun. Onlarla iletişim şu an pek göremedim ama önüne geçerse mesela sirene basıyor. Ama tabii o olay da iyileşebilir yani. Bütün şeyler iyileşebilir. Suyun üzerindeki olan hareketleri, suyun üzerindeki o geminin işte davranışları diyelim. Yapay zekanın. Diğer oyuna da yapay zekada bir şeyler eklenmiş, böyle çevreye tekne eklenmişti. Ama bunda biraz daha ileri gidilmiş. Güncellemeler daha da iyi olacağına göre ve bağımsız bir firma artık. Yatırım da var. Ki daha da böyle şey olsun, ki daha da böyle her şeyi iyi yapsınlar. Biz de daha iyi bir simülatörde simülatörü kullanalım, oynayalım. Evet, şimdi böyle biraz daha ileri gideyim. Etrafta kılıç balığını birazdan göreceksiniz. Durduralım. Tamam. Tekneyi kullanmayı bırakalım. Evet, kılıç balığını görürsünüz. Şunu zıpkınla avlayacağız. Nerede benim zıpkınım? Zaten bu olaya çok iyiydi biliyorsunuz. Balık kesmedir falan. Bu olayı ben çok sevmiştim. Bıçak falan alıyorsun, böyle farklı farklı bıçaklar alıyorduk. Orada yüzüyorlar. Ay işte bu. Kaçırdık. Dur, bir daha yakalayacağız. Dönecek onlar çünkü. Şu an bak o balık gidiyor. O hatta tekne giderken de aynı şekilde. O yapma çalıştıkları efekti anlıyorum. Güzel olmuş aslında, bir şey demişler. Ve demek ki muhtemelen bunu düzeltip daha da iyi bir efekt yapacaklar orada. Kaplamaları düzenleyecekler.
Hani balığın bak yüzme efektini görüyorsunuz. Suyun dalgalarını falan böyle dalgalanıyor. Teknenin de aynı şekilde. Bunların hep iyileştirmesi gerekiyor ya. Bunları yaparlarsa çok çok iyi olacak ya. Hadi be, nasıl kaçırırız onu ya? Ve vurduk, makarayı sarıyoruz, makarayı sarıyoruz. Gel gel gel, kaçırmamamız gerekiyor. Kırmızı olsa biraz kaçıyor. Koparıyor çünkü. Koparıyor işte, bu olta kopması diyorsun da olta geliyordu ya. Bu efekt bak bak iyi olmuş aslında ama. Gel ne olur gel artık tek seneye. Aldık balığı. Bir tane daha yakalayabiliriz. 10.000 dolar satacağız zaten. Arkaya geldi mesela o. Tabii mürtebet alırsanız işte o da diğer şamandır atarken falan yakalıyor balıkları ya da şey yani şamandırı bırakıyor, ağları bırakıyor. Onları da bak şu görüntü şu an beni rahatsız ediyor ama düzelir muhtemelen. Gözlerim kamaşıyor falan. Hadi be. Nasıl kaçırırız lan bunu? Bir dakika dur dur. Zıpkınla yapmak zorundayız çünkü diğer tekniği alabilmek için bu şart. Tamam şimdi zıpkını bırakıyoruz. Daha sonra ben video dışında bunları yapacağım. Mesela bak şuraya tıklayıp radarı açabiliyorsunuz şöyle üzerine gelip. Ya bu mesela büyük bir yuvarlak hani bu imleç olayı pek hoşuma gitmedi. Sonarı açıyorsunuz tabi sonarı da gelişebiliyorsunuz biliyorsunuz. Daha fazla derine bakabiliyorsunuz bu şekilde. Buradan direkt tablete. Radyo zaten burada. Hani bu mekanizmaları, bu aletleri, göstergeleri daha ayrıntılı bir şekilde bazı gemilerde görüyoruz ama hani ben daha da böyle en basitine bile derine inmeyi isterdim. Şimdi mesela su fizikleri çok daha iyi olsa bu aradaki mesafeyi ben tekneyle gitmeyi tercih ederim. Biraz şimdi tekneyi sürelim bakalım nasıl olacak. Evet bir bug var sanırım yukarı fırlamış yapay zeka. Deniz aracı. O her zaman kendi feribot. Onu biliyorum zaten daha önce de olmuştu. Etrafta bazı özel noktalar da var. Limanları keşfettiğiniz gibi 6 tane limanı şeyi de keşfediyoruz. Bazı gemilerin bulunduğu yerler. Rüzgar çiftliği var mesela. Rüzgar türbinleri var. Denize kurulmuş. O da güzel bir olay. Bak yansımaları ve kaplama kalitesi işte böyle artırılmış. Telsiz burada. Yani telsiz şu an bende çalışmıyor. Telsiz eklentisi alma var mıydı? Onu görmedim ama onu da göstereceğim limanda şimdi Yarmut'ta. Çünkü kurtarma çağrısı var zaten pardon kurtarma çağrısı var ama şu an benim mesela sigortam olmadığı için o yıllık bir bunun bir bedeli var 10.000 dolar veriyorsun kurtarma şeyine kurtarıyor hatta zaten gemiler biliyorsunuz tekneye hasar alıyordu burada yine de var o olay sigortalar da var, farklı sigorta firmalar onlarla anlaşıyorsun limanlarda filan sana işte sigortanın %50'si filan karşılıyor teknenin hasar aldığında. Suyu izleyelim biraz. Bu devirde yeni bir simülasyon oyunu yapmak çok zor. Çünkü diğer yapımlarda her şey daha iyi kalitede olduğu için sen de onu görünce Ali ile simülasyonlarından
daha fazlasını bekliyorsun ama maalesef olmuyor. Binlerce kişinin çalıştığı projelerle 10 kişinin çalıştığı projeler aynı olmuyor ya da işte milyon dolarlık işlerle. Şu olayı bayağı gelişmiş ama bazı şeyler tabi biraz fazla geliyor bana. Onun ayarları kısılabilir. Eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah. Oha oha, bu olmamalı. Bu olmamalı. Bu olmamalı. Bu olmamalı. Bu olmamalı. Bu olmamalı. Dur, ne olur dur lan. Dur lan. Ne olur dur lan. Dur lan. Ay, geri gidiyorduk zaten. Aha. Karın eksidir, karın eksidir. Arurası alacağız, arurası alacağız, arurası alacağız. Ya işte buna dikkat etmeniz gerekiyor. Planlamamız gerekiyor. Çünkü aynı rotaya sen de açılırken denize işaret ediyorsun. Diğer yapay zeka teknisi oraya geliyor. Çarpışabiliyorsunuz yani. Geminin adı değişebiliyor zaten, onlar vardı. Burada yine iç ışıklar açılabiliyor. Çalışma ışıkları, arama ışıkları, gece avlarken derinliği, depolama alanını zaten, av zamanı falan, bunları, kotaları görebiliyorsunuz. Şu an tekne bir donanım olmadığı için benimki tırt yani, mürettebatın dinlenme olayı. Hatta mürettebata ev falan da eklemişler. Yani mürettebatın evi falan da oluyor. Balığı arkada görüyorsunuz zaten, onu satacağız. Orada farklı tekneler var. Bak. O başka bir gemi, hani bu ana menüdeki gemi, polisler gemisi. Şimdi bunları böyle kullanmak lazım. Böyle hazır modellenmişken bir aydasak olmaz mı yani? İşte farklı limanlarda böyle farklı gemileri, tekneleri böyle yerleştirmişler. Çok gerçekçi bir görünüm olmuş. Hatta akşam vakti çok iyi oluyor çünkü güneş batıyor. Bu ışık falan böyle açılıyor her tarafta. O iyi olmuş. Ya da işte bu gemiler çok farklı olduğu için aynı zamanda hani bir realistik bir hava katıyor. Şimdi limanlar da böyle çevresi biraz daha iyi olmuş da şimdi bendeki gördüğüm şey biraz daha şu kalitede. Yani iyi de yani bir şey hala iyileştiriliyor dediğim gibi. Ayarlanıyor. Güncelleme geliyor zaten. Ama işte biraz bak şu olayı yapmışlar. Umarım daha da iyisi olur ya. Böyle daha iyi bir dalga şey görürüz orada, değil mi? $16.000, iki tane balık. Keşke bir tane daha yakalasaydık ya. Abi, çeviri hataları olduğu için böyle bir şey. Şimdi genel hava durumu. Buradan hava durumumuza zaten bakıyorduk, biliyoruz bunu. Bütün haftaya bakabiliyorsunuz, yağmur yağışı olduğunda yine zaten size bunu, yağmur yağıyor zaten, onu biliyoruz. Süreyi zaten ilerletebiliyorsunuz, bir hafta atlatabiliyorsunuz. Haritaya yine zaten girebiliyorduk. Balık pazarı, dükkan, kanca, ahşap. Bunları alabiliyorsunuz. Şeyde ya, bu A falan atıyorduk, neydi ya o, yakalamak için de aynı zamanda. Kancayı tamam zaten yükselteceğiz de meşe mesela 5000 dolar. Şu an bir şey yapmayacağım ben. Bıçak yine keserken bunların fiyatları var. Pek gözdürdüm. Oha, 16x. Tamam. Ondan sonra balık fiyatlarını görüyorsunuz burada. Bunlar tabii değişiyor bu arada, onu söyleyeyim. Sezona göre, yani günlere, haftalara göre değişiyor bunlar. Çok fazla şey olursa değişir de diğer gemilerin, yani henüz bir rekabet ortamı göremedim simülatörde ama olursa da güzel olur ileride. Çünkü ya zaten artık onları göreceğiz. O yüzden fiyatlar düştüğünde çok demek ki arz olacak falan, böyle bir denge kurulacak ekonomide. Çünkü ekonomisi hani bu dediğim gibi çok iyiydi simülatörün. Oynatıyordu. Mürettebat, kiralık, hani bak bunları alabiliriz. Bunların zaten seviyeleri, yetenekleri değişiyordu.
şekilde kiralayabiliyorsunuz. Güvertede olanlar şu an yok zaten. Metabete bir şu an yok. Sahil. Ödünç al. 12 ay içinde 10.000 para istiyorsun. Kredi çekiyorsun. Bir dakika, sahil derken niye sahil? Geliyor de. Bu banka değil miydi ya? Mesela bardan da bir hafta önceki Orfoz. Orfoz için benim şimdi Şalandra falan takmam lazım. Yapmıştım bunu. Mesela 3 gün önceki gümüş mezgit konumunu al diyorsun. 1000 dolar. Bazı bedava bak. Bir hafta önceki kılıç balığı konumu bedava. Bir hafta önceki ton balığı. Bunun için farklı şeyler lazım. Benim de param yok şu an. Kılıç balığı al diyeceğim haliyle. Onların hepsini almam gerekiyor. Görevler daha sonra tabii çıkacak. Servisler. Kurtarma servisi şu an 10.000 dolara yıllık maliyeti buradan alabilirim. Şu an vermek istemiyorum ama bir şey olursa da 8.000 dolar vereceğim. Bütün param gidecek. Limana yanaş. Şimdi limana yanaş. Değil limandaki olayları. Tamam neyse donatım. Zıpkınlama donatımı var şu an. Yani zıpkın kullanabiliyorum sadece. Önde zaten görüyorsunuz. Şamandıralı derin su balıkçılığı için donatım. 15.000 dolar. Bunu takmam gerekecek. Daha sonraki videoda. Tersanede benim gemim zaten bu. Tamam. Bunu satamıyoruz işte ya. Yeni gemiler bunlar hatta buna değişiyor. Northwestern Star gemisi zaten bu. Northwestern. Hatta Death Sketch'e DLC olarak da gelmiş. Bir önemi yok orada. İşte burada daha önemli. Böyle yakınlaştırıp içinde de bir şeyler var yani görüyoruz. Güzel olmuş. 26 farklı tekne var bu arada tekrar belirteyim. Diğer şeyde de vardı. Öyle o kadar. Artmış deyip. Burada hani farklı balık yengeç de dahil olduğu için iyi olmuş. Hani buna zaten kapasitesini veya hani kotalarını falan görüyorsunuz. Aynı şekilde troll balıkçılığı yapılıyor bu tekneyle. Maksimum depo boyutu, depolama boyutu, ek mürettebat, yıllık toplam kotası, yakıt tank. Bunlar çok feci para kazanıyordum ben eski oyunda. Bunu al, bunu yengeç avlamak için alacağız. Ben diğer oyunda baya baya çalışıp para kazanmışım o derece ya. Bu böyle bir tekne var da ben bunu değil de ya bu daha iyi, Lenore daha iyi, Lenore'u alacağız da nasıl alalım, para çekeceğiz öyle bir şekilde borç para alıp halledeceğiz yani bu gemiye geçeceğiz. Bir de eklentiler falan var ya, oho bir sürü iş var ya. Kullanılabilir de tamam bunu geçelim. Yükseltmelerde de depolama alanımızı yükseltebiliyoruz. Buna bence gerek yok pek. Motor yükselebiliyor 1500 dolar mesela, bir 8 beygir ekleyeyim ona, ödeme yapayım hemen. Böyle yükseltebiliyorsunuz. Radar. 250 metre, 500 metre menzili arttırmak için gizli konumları ve tekneni bulmam. Otopilot ekleyebiliyorsunuz. Rotayı belirliyorsunuz artık da ona göre aranan rotada ilerlemesini sağlıyor otopilot. Ayrıca bunu takabiliriz tabii, güzel olur. Böyle şeyler eklenmesi ve gelişmesi bunlar çok iyi. Balıkçı kotası bak düşünün, bunda bir şeyler yine gelişmiş diye oyuna göre ve hani şey olarak eklenmişler, diğer gemiler de var ya artık bunda. DLC'lerde muhtemelen bir şeyler gelecektir. Orada da yeni şeyler görürsek güncelleme vesaire çok çok iyi olur. Balık sonarı, evet daha fazla derine inmek için o diğer daha fazla kapsamalı vardır radarın. Bu da balık sonarı. Artılabilir elbette. Şamandıra ekleyebiliyorsunuz 1000 dolara. Ayrıca alıyorsunuz bunları tabi. Bayraklı fenerli, oha şamandıra. Searchlight'ı geliştirebiliyorsunuz. Hatta balık yemi falan da alıyorsunuz tabi daha sonra. Bakımda yakıt satın alabiliyorsunuz. Karınayı onar yapabiliyorsun, onardık. Adını değişebiliyoruz. Sumuş yazalım. Böyle büyütelim. Fontunu değişebiliyorsunuz. Bu arttırılır herhalde ya. Ya da rastgele mi yapıyor? He. Sıfırladı tamam. İyi tamam. Yeniden ablandır dedim. Liman bilgileri böyle görebiliyorsunuz yine. Şimdi. Diğer balık nerede? Aa burada bak. Ya buradan mesela direkt hızlı bir şekilde ben çıkabilirim biliyor musunuz? Ama tabii önce buradan çıkmam gerekiyor. Yine böyle limanı gezecek olursak etrafı... İyi yani bundan sonrası bizi ilgilendirmiyor. Sonuçta inip dolaşmıyoruz orada. Keşke o da olsa ama dolaşsak. Death Sketch'e onu getirmek istiyorlardı. Ne zaman gelecek? Oo, bu buna DLC çıkar o gelene kadar. Ya yeni bir bölge olunca şimdi diğeri Bering Sea'deydi. Norveç'teydi. O da iyiydi aslında. Bak tekneleri görüyorsunuz. Daha fazla böyle değişik değişik. Bunları alacağız işte bir de. Gayet iyi yani. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle genel bir bakış attık Fishing North Atlantic'e. 16 Ekim'de çıkacak Steam'de. Fiyatını bilmiyorum. Umarım uygun fiyat olur. Diğerine göre daha iyi oyun olmuş. Umarım hani dediğim gibi su fizikleri, su şeyleri çok önemli bu efektler. Çünkü daha iyi gitmek, yani keyif almak suda giderken çünkü çok güzeldir. Onu yaşamak istiyor insanlar simülatörde. Geri kalan şeyler zaten çok iyiydi. Onlar da geliştirdiğinde yani bu önceki olarak su fizikleri ve gemi davranışı sürüşü
çok çok daha iyi olacaktır. Umarım performans sonu falan da olmaz hani çok hani aşırı yüksek FPS almıyorsa ama stabil olarak 60 civarında çalışması herkeste gayet yeterli. Simuş kırmızı yap dedik onu. Turuncu yakışmadı bu tekneye ya. Bir de fotoğraf modu lazım bize. Bu arayüz neyle kapatıyoruz aslında ya onu? Bir tuşu var mıydı ya bilmiyorum. Bakarım ona. Fotoğraf çekeceğim çünkü. Bu efektler zor ama hani bak, zemini görüyorsunuz bu arada böyle yukarıdan bakarsak tam olarak neyin nasıl olduğunu diğer oyundan farklı olduğunu anlarsınız görürsünüz. Epey bir şeyler hani teknoloji olarak gelişmiş motorda artık bir balıkçılık olayıyla ilgili şeyleri oturtmuşlar. Görüşmek üzere. Sığ suya giriyorsun diyor. Oturacağız şimdi karaya zaten paramız yok. Batacağız yani. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Devam edecek ya videolar, ben oynamak istiyorum. Şimdi balık avlamaya gideyim de biraz para kazanayım, gemiyi biraz ilerleteyim. Ya da borç para alıp diğer tekneye geçelim, öyle başlayalım ikinci bölümü. Hoşçakalın, görüşürüz. Video çıkmasında her şey var.